Evet, selamlar. Saçımı kestirdim. Bir de yeni bir pedal aldım. Yine yeni bir pedal aldım. Şöyle bir şey. Hoton Ampero 2 Stomp modeli. Bundan önce biliyorsunuz Nux vardı. Onu sattım. Nux Trident vardı. Ondan önce de Nux MG30 vardı. Onu da sattım. Böyle satıp satıp sürekli yeni bir şeyler alıyorum. Ya yeni teknolojiye, yeni pedallara zaafım var diyelim. Bir de zaten kendim bildim bileli sürekli bir ekipman alan, böyle bir ton kovalayan bir insanım yani. 2001 yılında başlamıştım ben gitara. 2001 yılında, aynen lisedeyken başladım. O zamandan beri sürekli bir şeyler alıp satıyorum yani. Sürekli bir pedal al, sat vesaire. Sahibinden lan, oradan buradan. İlk aldığım pedalla neydi? RP200, Digitech RP200. Korkunç bir pedaldı ama o zamanlar çok seviyordum tabii, o zamanın teknolojisine göre. İyi bir şeydi yani, iyi bir pedal gibiydi. İyi geliyordu yani bana. Bir de yeni başlamışsın, anlamıyorsun vesaire. Ama teknoloji aşırı derecede ilerledi. Yani prosesör teknolojisi. Ya biliyorsunuz ben analogçuyum yani, analog sound'a, çünkü yıllardır kulağım ona alışmış, analog sound'a. Yani dijital olmayan, direkt gerçek sound'a alışmış. Dolayısıyla bu dijital şeyler beni çok tatmin etmiyor. O yüzden sürekli yeni bir şey alıyorum. Dijital teknoloji de analoğa gitgide yaklaşıyor. Tabii ki de %100 değil yani, aradaki farkı direkt fark ediyorsun. Ama işte pratiklik açısından, sahneye taşıma açısından falan prosesör tercih ediyoruz. Yani 10 kiloluk koca pedal board'u taşımaktansa, şimdi birazdan göstereceğim, minicik bir pedal yani bu. Yani gitarın kılıfına koy, tek çanta götür vesaire. Ya pratik oluyor. Özellikle sık sahne alıyorsanız, hani artık böyle hani yük taşımak istemiyorsunuz. Genel sebebi bu. Bir de artık gerçekten yani mix içerisinde, yani grup içerisinde çalarken o gürültü içerisinde çok fazla anlaşılmıyor. Yani analoğa yakın sound'larda. Bu arada pedal dün geldi. Kutu açılışını yapacağız. Daha açmadım. İlk defa beraber açacağız yani. Amazon'dan aldım bunu. Amazon Türkiye'den değil yalnız. Amazon yurt dışından, Amerikalı bir arkadaşım aldı. Sağ olsun getirdi. Burada çünkü Zuhal'de var sanırım, 24 bin, 23 bin 800 civarı bir fiyatı vardı. Ben yaklaşık işte 17 bin liraya aldım. Yani arada 6 bin lira fark var. Bayağı bir fark var. O yüzden yurt dışından getirdim. Şimdi açılışını yapacağız. İsterseniz şöyle bir kutuya bakalım. Kutu da bir şey yok. Bir şey. Powered by Celestion diyor. Celestion da biliyorsunuz bir speaker markası. Ünlü bir speaker markası. Herhalde onun ayarlarını falan yüklemişler. Öyle hatırlıyorum. Bakalım, tamam açıyorum. Şöyle bir, dışarıda bir kılıf var. Şunu çıkartayım. Şöyle bir kutu. Bu nedir? Garanti belgesi. Bu da herhalde özelliklerin yazdığı bir şey. Kağıt. Hatta okuyalım. Ne diyor? Ha tamam, çıkışları falan şey yapmış işte. Üzerindeki çıkışları falan hepsini açıklamış, ne olduğunu falan filan. İşte inputlar, expression kontroller. Bir tane expression out'u var. Bunun bir de stage modeli var. Biraz daha büyük. 5 switch'li falan. Onda herhalde iki tane expression out vardı. Yani bir tanesine volume pedalı, bir tanesine de şey takabilirsiniz. Ya yani volume pedalı olarak kullanıp diğerini de wah olarak falan kullanabilirsiniz, ya da VMI olarak. Onun dışında işte kulaklık çıkışı, dokunmatik ekranı falan var. Böyle bayağı teknolojik bir şey. USB Type-C'si var. Zaten her şey Type-C artık. Ayarlar falan filan var. Burada ne varmış? Tamam, buna çok bakmayacağım ya. Hatta internetten mi okusak? İnternetten özelliklerini okuyayım ben size çok kısaca. Şunu da atayım. Ya da önce bir pedalı çıkartalım da şöyle bir görelim nasıl bir şeymiş bu. Bu ne ya? Bu ne? Ha. Oha. Switch'lere takmak için şöyle elmas gibi parçalar var. Odaklayabiliyor muyuz? Şöyle switch'lerin üzerine takıyorsun. Böyle bu da parlıyor falan, şeffaf bir şey, güzel bir şey yapmışlar. Dur bakayım, inşallah yüzümü tekrar odaklayabilirim. Tamam. Bunlar var. Bir de USB kablosu var. Bunu kenara atıyorum. Çok önemli bir şey değil yani bu. Şurada adaptörü var. Tabii ki de Amerika'dan geldiği için Amerikan priz, ama bende şey dönüştürücüsü var. Sadece ucuna takıyorsun. Yeterli. Adaptörler genelde şey oluyor. 110-220 arası oluyor. Bakayım, bu da öyledir. Aynen. 100 volt, 100-240 volt arası. Yani sadece uç alsam yeter. O da var zaten. Kaç şey, neyle çalışıyormuş bu ya? 18 voltla çalışıyormuş. 1,3 amper. İlginç bir şey. Yani standart böyle 9 volt falan değil. Ve geldik pedala, hazır mısınız? Oy oy oy. Oy oy oy. Evet. Çıkartıyorum.
O ne ya? İçinden uyuşturucu düştü. Yok şey. Nem alıcı şey. Şu kadarcık bir şey ya. Yani şöyle telefonla kıyaslayacak olursak şu telefon. Bir, iki buçuk telefon falan ediyor işte. Şöyle biraz şimdi yaklaştırayım. Arkayı da göstereyim. Bir yanda da bir şeyler var. Bu tarafta da var MIDI out falan, asla kullanmadım. Tamam, şimdi kendime tekrar odaklayayım. Umarım iyi odaklıyorumdur ya. Sonra edit'e geçince var ya, bu eğer bulanık olursa bilgisayarı kırasım geliyor. Tamam, herhalde net. Tamam, üzerinde 3 tane switch var. Şu an nasıl kullanıldığı ile ilgili falan hiçbir fikrim yok. YouTube'a gireceğim, öğreneceğim, bir sürü video var. Arkada input var. İşte 2 tane input var. İstersen mono, istersen stereo oluyor. Balance output var. Bir tane expression control var. Bir tane de aç kapa var. Adaptör girişi, bu kadar, bayağı basit aslında. Ha, send return'ı buraya koymuşlar. Send return. Analog pedal falan kullanmak istiyorsanız buradan girebiliyorsunuz. Sonra istediğiniz chain'i, efekt zincirinde istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz. Kulaklık çıkışı var. Aux in var. Burada da USB çıkışı ve şey var. MIDI. MIDI in and out var. MIDI giriş çıkış var. Yani MIDI pedallarla da kontrol edebiliyorsunuz uzaktan. Şimdi bu stomp mantığı şu arkadaşlar. Bunun aslında bu kadar küçük olmasının sebebi. Şimdi bunun içerisinde amfiler falan filan var ama isterseniz bunu analog pedallarınızda da kullanabiliyorsunuz. Bunu kenara koyuyorsun. Pedalın sonuna daha doğrusu. Yanına da birkaç tane analog pedalını koyuyorsun. Board'da zaten az yer kaplıyor. Tüm efektleri bundan alıyorsun. Şeyler de dahil, kabin simülatörleri falan da dahil. Analoglarını kullanıyorsun beraber. Zaten son zamanlarda inanılmaz popüler oldu bu stomp mantığı. Çünkü hep bütün pedalları ayrı ayrı alıp böyle işte kablolayıp falan, hem maliyeti çok yüksek hem de hiç pratik değil. Dolayısıyla bu stomp mantığı, bu Line 6'in falan vesaire, bu Hoton'un da zaten Line 6'e benziyor biraz. Çünkü firmalar birbirini kopyalıyor biliyorsunuz. Ama bunun tasarımı bayağı güzel ya. Generation 2 diyor. Amp Modeler, Amp Processor. 3 Core, 3 ne denir ya, Core şey. İşte işlemcisi 3 çekirdekli diyor. Ya 3 çekirdek az gibi geldi bana ama. Çünkü bilgisayarda şu an şeyler falan, Intel 18 çekirdek falan filan yazıyor. Neyse, herhalde gitar prosesör için normal bir çekirdek sayısı herhalde. Öyle, tasarımı çok güzel. Sanki böyle Apple ürünü gibi. Çok şık, beyaz. Çabuk kirlenir ama olsun. Ne yapalım, sileriz arada. Bunun, şimdi çözeceğim bunu. İnternete girip bir bağlayayım. Daha bağlamadım bile hiç. Power'unu bile açmadım. Beraber açtık ilk defa. Şimdi YouTube'a girip demoları izleyip bakacağım, inşallah güzel bir şey çıkar. Eğer güzel olursa zaten bir sonraki videoda ses örneklerini, demoslarını atarım. Siz de bakmış olursunuz. Belki bir videoda da nasıl kullanılıyor falan. O tarz şeyleri biraz keşfedeyim. Sonra başka bir içerik daha üreteceğim. Tamam. Evet, o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.